Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda hak nedir, batıl nedir bu soruya cevap aramaya çalışacağız. Hak ve batıl Kur'an-ı Kerim'de geçen birer kavramdır. Hak gerçeği ifade ediyor, batıl da gerçek dışı şeyleri ifade ediyor. Mesela diyoruz ki el mevtu hak, ölüm haktır. E, din olarak da diyelim İslam dışı dinler batıldır diyoruz. Demek ki hak ve hakikat doğruyu gerçeği ifade etmekte. Batıl ise gerçek dışı şeyleri ifade etmekte. Kur'an-ı Kerim'de hak ve batılın mücadelesi, doğru ve e, yanlışın, iyi ve kötünün mücadelesi çok güzel bir temsille anlatılmakta. Ben bugün o temsili sizlerle paylaşmayı istiyorum. Rahat suresinde 17. ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Enzele mine's sema'i Allah gökten bir yağmur indirdi. Fesalet evdiyetun bi gaderihe ve vadi kendi vadiler kendi miktarınca su ile doldu. Tahtemele sevlü zebeden rabiye ve sel şeklinde akan o suların üzerinde kabaran bir köpük meydana geldi. Ve mimme yuqidun aleyhi fin neri ibtiga ehliyetin ev metain zebedun mitluhu. İnsanların kıymetli madenler elde etmek için onları ateşe atmasında da yine benzeri bir köpük meydana gelmektedir. Kezalike yadribullahu'l hakka vel batıl. Allah işte bu şekilde hak ve batılı örnek olarak hak ve ile alakalı örnek getirir. Femmez zebedu köpüğe gelince feyezhebu cüfa'e o köpük olan kısım atılır gider. Wem مَا fa <يَنْفَأُنَّاس> unnas ama insanlara fayda veren kısım ise feym küfufil art o yeryüzünde kalır. Kederlik ya'dribullahül amthel Allah işte bu şekilde misaller getirir. Değerli izleyenlerim burada iki örnek veriliyor. Bu örneklerden bir tanesi gökten yağan bir yağmur ve vadilerin kendi miktarınca kapasitesi miktarınca bu yağmurdan istifade etmeleri dolup taşmaları. Ve bu arada sel haline gelen e, bu yağmurun üzerinde bir köpüğün meydana gelmesi, sular hedefine doğru varacak ama köpük kısım atılıp gidecektir. Bu birinci misal. İkinci misal de insanlar yerden madenler çıkarıyor. Bu madenler e, kaliteli olanla işe yaramayan kısım karışık beraberce bulunuyor. Diyelim elmas, kömürle karışık vaziyette. Ateşe atılıyor. Ateşe atılmanın neticesinde işe yaramayan kısım posa haline geliyor, köpük haline geliyor. O kısım atılıyor. İşe yarayan kısım ise elde tutuluyor. İnsanlar bundan istifade edil ediyor. Burada hak ve batılın bu iki örnekle anlatılması tefsirlerimizde çok güzel açıklamalarla açıklanmış. Mesela e, deniliyor ki e, burada anlatılan yağmur ilahi vahyi sembolize eder. Nasıl ki? E, ...bereketli bahar yağmurlarıyla yeryüzü yemyeşil hale geliyor, etraf yeşeriyor. Benzeri bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın insanlara indirdiği vahiy ile de insanların kalpleri, akılları e, faydalı hale geliyor. Ve insanlar ilahi vahiyden fevkalade istifade ediyorlar. Ancak e, sular yeryüzüne indiğinde her vadi kendi miktarınca alıyor, kendi kapasitesince alıyor ilahi vahiden de istifade herkesin kendi kap ve kapasitesine göredir. Ve gökten inerken yağmur pırıl pırıl tertemizdir. Ama yere indiğinde yerdeki çamurla, toz toprakla karıştığından onun üzerinde bir köpük de meydana gelir. İşte ilahi vahiy e, Allah'ın gönderdiği dinler menşeinde kaynağında pırıl pırıl tertemizdir. Ama zamanla ...insanların zihinlerinde, kalplerinde bir takım böyle tortular meydana gelebilir. Dini yanlış anlayanlar olur, dini yanlış anlatanlar olur. Bunun neticesinde din gerçekte olduğundan daha farklı bir şekilde algılanabilir. İşte İslam tarihine baktığımızda batıniler diye mesela bir grup çıkmış. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i çok farklı bir yoruma tabi tutmuşlar. Ve bunların yorumuna göre namaz kılmak gerekmiyor, zekat vermek gerekmiyor... Çünkü onlar diyorlar ki namaz dua anlamındadır. Biz duamızı yapıyoruz. Zekat temizlenmek anlamındadır. İşte kalbimiz zaten bizim temiz. Bunlar dini böyle kuşa çevirebiliyorlar. Dolayısıyla onların zihinlerindeki din Allah'ın gönderdiği din değil. Bu gibi fikirler atılması lazım. Ve gerçekten de atılıyor. Yani bugün batıniler belki de İslam coğrafyasında binde bire bile hitap etmeyecek. Azınlık bir grup şeklindedir ve insanlar İslam'a muhatap olan insanlar İslam dinini onların algıladığı gibi algılamamaktadır. Demek ki ilahi vahiy, ilahi din, bunlar yeryüzüne indiğinde bazı insanlar bunu batıl bir hale getirmeye çalışıyorlar. Ama o batıl olan kısım bir köpük gibidir. Suyun üzerindeki köpük gibidir ve atılıp gidecektir. Öte yandan ikinci bir misal verildi ayet-i kerimede. İnsanların topraktan madenler çıkarması ve bu madenlere karışmış olan faydasız şeylerin ateşte posa haline gelmesi. Ateşe atılıyor ve işe yarayan kısım kalıyor. İşe yaramayan kısım köpük ve posa şeklinde bunlar atılıp gidiyor. Bu da insanların kendi bilgi ve tecrübeleriyle, becerileriyle, akıllarıyla ulaşmış olduğu ilmi gerçekleri ifade eder. Yani bizler ilahi vahiden istifade ederiz. İlahi vahiy semavidir. O semavi rahmetten istifade ederiz. Öte yandan kendi aklımızdan da istifade ederiz. Çünkü e, akıl da eşyanın hakikatına nüfuz edebilecek bir kabiliyettedir. Kainatın evrenin sırlarını bulabilecek bir kapasitededir. Ve böylece bizler e, ...aklımızla da şu alemin sırlarını çözmeye, elde etmeye uğraşırız. Ama bizim ulaştığımız bilgilerde zaman zaman batıl bilgiler, işe yaramayan bilgiler olabilir. Bunlar atılır gider. Söz gelimi bir zamanlar Batlamyus teorisi e, gündemde imiş. Bin yıldan fazla insanlık dünyasında bu hükmetmiş. Ve bu bin yıldan fazla hükmeden bu teoriye göre dünya alemin merkezinde yer alıyor... Güneş dünyanın etrafında dönüyor. Dünya düz, yuvarlak değil, hareketsiz. Bu şekilde bir dünya görüşü var. Ama artık 2-300 yıldan bu yana çok net bir şekilde biliyoruz ki dünya güneşin etrafında dönüyor. Ve dünya sabit değil, hareketli, düz değil, yuvarlak. Böylece insanların kendi akıllarıyla ulaşmış olduğu bazı posa bilgiler, bazı batıl bilgiler zamanla atılıp gidiyor. İşte teorilerin zamanla bir kısmının yanlış olduğunu ortaya konulması, onların atılıp gitmesi anlamındadır. Mesela Darwinizm insanın menşeini kıllı kuyruklu bir maymunda arıyor ama artık günümüz şartlarında günümüz insanı buna pek de itibar etmemektedir ve bu atılıp gitmektedir. Ve bu gibi daha nice batıl bilgiler, gerçeği yansıtmayan bilgiler zamanın akışı içerisinde Bunlar birer köpük şeklinde her ne kadar üstte görülür gibi olsa da ardından kaybolup gitmekte, yok olup gitmektedir. Kur'an-ı Kerim'de neticede hakkın batıla galip geleceği ifade ediliyor. Vel akibetülül müttakin deniliyor. Akibet müttakilerindir. Akibet yani sonuç takva sahiplerinindir. İşte mesela bir Hz. Musa ile Firavun'un mücadelesine baktığımızda Firavun önce galip gibidir. Devleti vardır, imkanı vardır, gücü, kuvveti vardır. Hz. Musa ve ona tabi olanlar sayıca azdır ve güçsüz durumdadırlar. Ama neticede Hz. Musa ve yanındakiler galip gelmişlerdir. Hz. İbrahim görünüşte Nemrud'un karşısında bir nevi aciz kalmıştır. Hatta öyle ki Nemrut tarafından ateşe fırlatılmıştır. Görünüşte Hz. İbrahim mağlup gibi. Ama neticede öyle mi? Neticede öyle değil. Allahu Teala o ateşi Hz. İbrahim'e e, soğuk ve selametli kılıyor ve bunun neticesinde görüyoruz ki Hz. İbrahim mücadelesinde galip geliyor. Ve Nemrut, ben ilahım diyen o Nemrut, burnundan giren bir sineğin ta beynine kadar gitmesiyle e, sonunda şu dünyayı terk edip gidiyor. O şekilde bir sinek onu mağlup ediyor. Peygamber Efendimiz dönemine gelindiğinde ehli hak ve ehli batıl. Ehli hak peygamberimiz ve etrafındakiler, ehli batıl onunla mücadele edenler. Peygamber Efendimizle mücadele edenler başlangıçta galip gibi görülüyorlar. Ebu Cehil ve yandaşları gayet kuvvetli görülüyor. Yetki onlarda, kuvvet onlarda, saltanat onlarda. Ama bu 13-15 yıllık bir olay. Ardından bakıyorsunuz, Müslümanlar güçleniyor ve hak batıla galip geliyor. Günümüzde hak ve batılın mücadelesi dünyanın her yerinde yine cereyan etmekte ve görüyoruz ki ehli hak olanlar neticede galip geliyor. Diyelim bir Bosna Hersek'te meydana gelen olaylar. Orada Müslümanlar çok eziyet çekti. 200 binden fazla şehit verdiler. İnsanlığın gözünün önünde çok büyük cinayetler, toplu katliamlar oldu. Ama neticede hürriyetlerine kavuştular. Neticede onların bu zulmünü hazırlayan, başında bulunan kimse suçlu, savaş suçlusu olarak yakalandı. Ve geçtiğimiz günlerde de hücresinde ölü olarak bulundu. Demek ki Batıl yolda olanlar her ne kadar başlangıçta galip gibi görülse de şu dünya şartlarında bile Allahu Teala mağlubiyeti onlara tattırıyor. Demek ki batılın görünüşte bir galebesi olabilir. Görünüşte hakkın üstüne çıkmış tarzda görülebilir. Ama neticede ise bunlar köpük gibidir. Köpük her ne kadar suyun üzerinde görülse de sonunda atılıp gidecektir veya sönüp gidecektir. Demek ki bu şekilde baktığımızda insanlık çapında tarih boyunca daima hakkın bir galebesi vardır. Her ne kadar zaman zaman batıl galip gibi görülse de bu geçici bir galibiyet olmuştur. Hak yolunda olanlar daima galip gelmişlerdir. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. El hakku yalu ve la aleyh. Yani hak galiptir. Ona galebe edilmez. Bir başka programımızda görüşmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.